Faruk Demir. 52 yaşında. Çalıştığı hastanenin başhekimi. Esenevler Mahallesi'nin bir ara sokağında 6 bıçak darbesiyle öldürüldü. Esenevler göçmenlerin yaşadığı yere yakın mı? Yakın. Çalıştığı hastane o bölgeye bakıyor. Şüphelimiz çok o zaman. Yani ilk bakışta öyle görünüyor ama göçmenlerle çok ilgileniyormuş. Birçok kez sağlık taramaları yaptırmış. Bölgede de çok seviliyormuş. Sevmeyeni de varmış demek ki. İlginç bir detay var. Arabadan veya doktorun üzerinden hiçbir şey çalınmamış. Alınan tek şey evrak çantası. Eşinin ifadesine göre yanından ayırmazmış. Olay yeri raporuna göre arkadan saldırmış. Amacı Faruk'u öldürüp çantayı almaktı o zaman. Evrak çantasında bu kadar değerli ne olabilir ki? Para olsa adamın saatini de çalardı. Başka bir şey var o çantada. Önceliğimiz çanta ve cinayet silahını bulmak. Başlayacağımız yer Çağdaş Eczanesi. Öldürmeden önce en son telefonla orayı aramış. Başka bir şey yoksa sahaya o zaman. Çıkabilirsiniz. Zeki'ye de haber verin. Bu iş çözülünceye kadar sokak görevini bıraksın. Anlaşıldı müdürüm. Ortalık karışmış. Görmeniz lazım. Bela bağırın. Geri. Bize verin. Kimi kimden koruyorsunuz? Kardeşim açın önümüzü. Hesap soralım. Yakacağız buraları. Defolun bitsinler bu ülkeden. Cezalarını bitireceğiz. Esenevler Mahallesi Hastanesi'nin başhekimi Faruk Demir'in ölümünden sonra yerel halk ayağa kalktı. Doktor Faruk Demir'in katilinin bir göçmen olması iddiasıyla mahallenin sokağa dökülmüştü. Şu anda arka tarafımda görüyorsunuz. Mahalleli polisin koruduğu sokağa girmeye çalışıyor. Daha ortada şüpheli bile yok. Ne katili? Birileri yine ortalığı karıştırmak istiyor. Savcıyla görüştüm. Valilik olaya el koyuyor. Bu gerilimin bitmesi lazım çocuklar. Yani halkı yatıştırmazsak işimiz daha da zorlaşacak. Elimizden geleni yapacağız baba. Daha fazlası lazım bana canlarım. Daha fazlası. Olay yeri uzmanı saldırının arkadan gerçekleştiğini söyledi. Evet, bizim bulgularımız da o yönde. Bakın yaraların genişliği ve derinliği bu fotoğraflarda daha iyi anlaşılıyor. Önce bel bölgesine, sonra batın bölgesine. Kesikler ve açıya göre katil sahili kullanıyor. Ama yaralar rastgele değil sanki. Yani hınç alma duygusu olsa birbirine herhalde daha yakın olurdu. Doğru. Arda arda darbelerde genelde öyle olur. Ama hepsi hayati organları ve damarlara isabet etmiş. Yani yaşaması mucize olurdu. Bıçak hakkında bir fikriniz var mı? Pişmiş eti kesmek için kullanılan bıçakları bilir misiniz? Böyle kemik sıyırma bıçağı falan gibi bir şey mi? Tam olarak öyle değil de buna benzer bir bıçak olmalı. Hocam, maktulden yabancı doku örneği çıktı. Hemen DNA eşleşmesine bakalım. Yani kayıtlardan çıkarsak katili bulmuş oluruz. Ben bu mesleğe devam edebildiysem onun sayesindedir. Bildiği her şeyi öğretti bize. Bir hocadan çok abi oldu bize. Herkes çok seviyormuş. İstisnasız hem de. Öyle babacan bir adamdı ki. Son zamanlarda tartıştığı birileri oldu mu? Hasta veya hasta yakını? Hayır. Hiç kimseyle tartıştığını görmedim. Ses yükselse bile sessizce hallederdi. Geçmişten var mı bildiğin biri bilenmiştir belki? Hiç hatırlamıyorum. Varsa da ben bilmiyorum. Bu evrak çantası olayı ne? O meşhur çanta. Faruk Hoca hiç yanından ayırmazdı onu. İşine çok bağlıydı. Merve, bu bilgisayarların içinde ne var ne yok inceleyelim. Yazışmalar, dosyalar, mailler, detaylı bir şekilde. Anlaşıldı başkomiserim. Thank you.
Eşleştirme işi uzun sürebiliyor. İsterseniz beklemeyin. Sonuç verirse ararım sizi. Ne dersiniz müdürüm? En iyisi gidelim. Sağdaki ekibe yardım ederiz ha? Ben haber vereceğim size. Sağ ol. Hocam, eşleşme var. Göster bakayım.